bugün çok sade buldum seni. Bir takı buranda beklerdim. O yüzden çok sadesin. Teşekkür ederim. Tabii ki Sima. Nasıl merak etmeyi Sima ne diyecek? İdem kombinini çok beğendim. Yani kusur bulacağım bir şey arıyorum. Yani küpen başka bir şey. Onlar küçük bir şeyler. Ben bugün seni çok beğendim. Bugünü var ya, bugünü ben o kadar bekledim ki. Yani ilk hafta, ikinci haftadan beri bugünü bekledim, bekledim, bekledim. Didem, beni o, bizde Azerice'de diyorlar ya, yıkıp sürdüğün. Beni o yerden yere vurduğunuz, o aynı pardesi, trench coat'u giydiğim günü hatırlıyor musunuz? Evet. Didem, üstündeki de sen aynısını, evet, erkek arkadaşını mı takip ederken giydiğin trench coat'un aynısı. Ve demek ki elbiselerini tekrarlıyorsun. O da ana parça. Vurdu ana parça. Ve gol oldu. Bence olmadı. Kabul geri, et. Geri kabul yolluyorum et. Ben onu. Ben bunu... Bravo. Bravo. Kabul ben et. Bunu, ilk hafta kullanmıştım. Ama sen o trench coat'u bize aynı kıyafet olmadığı takdirde, pardon, aynı olduğu takdirde farklı kıyafet diye 4 gün sonra gözümüzün içine soka soka giydin. Ben bunu farklı yorumlamak sen istedim. Sen aynı mısını giydin ve o zaman? Ve ilk haftalarda kullandım bunu. Aynısı mı bu? Aynı şey değil bence. Aynı şeyi mi giydin? Ne anlamadım. O gittiğin erkek arkadaşın ararken sanki aynısı. Evet aynısı. Aynı şeyi giymişsin o zaman. Ama ben 4 gün arayla giymedim en azından. Kaç hafta geçti? 6 hafta geçti. Ne farkı var arayla, ya arasız, ya arayla, ya ard arda, ya da o gün? Ne yok, bence çok fark ediyor. Ben ikinci sezon ve birinci sezondan da hatırlıyorum. Ayakkabı ve çantada değil, sakin, ana parça. Birinci sezon ve ikinci sezondan da hatırlıyorum. Bu tarz parçaları kullandıklarını gördüm. Ve ben de 6 hafta geçtikten sonra tekrardan kullanmak istedim. Ve bunu açık açık söyleyeyim. Bir parça, evet, ana parça ve üstüne star giydiğim parça, bir şey. Ana parça. Evet. Senin giydiğin neydi peki? Seninki benim giydiğim de aynı şey değil. Yani kendini şu anda aynı şeyi kendine yapıyorsun. Kendini benle bir tutma Sima. Senin gibi zaten sen benimle bir olamazsın da şu anda ben sana söylüyorum ki ben sen de onu yapmışsın. Ben bunu 4 gün önce giyseydim bu laflarını kabul ederdim. Didem, ama 6 tükenmişlik hafta önce sendromuna mı girdin? Ne? Tükenmişlik, bitmişlik. Ya Gülşah'ın laflarını, sana söylediği laflarını döndürüp dolaştırıp hayır, bana göz. Ben bugünü var ya bugün. O günden sonra dedim yazdım bir kenara. Eğer kalırsam aynı Didem, hata yaparlarsa. Lafın gelişi zaten belliydi bak. Değil mi? Değil mi? Bir şaşırttın. Şaşırdım, sen böyle bir yani indirdin yelkenleri. Değil mi? Yani bu kadar aynı yapma dedim İyi sana. İyi çalışmışsın. Yani aynı şey giymeni ben... Burada aynı şort da kullanıldı. Aksınlık olarak gördüyseniz... Yok gözlük de aynı. Şu anda aynı şekilde ben... Gözlük de... Hayır bir de saçını da geri yapmışsın. Ulan kıyamam. Bitti. Ama ayakkabısı farklı. Küllerinden. Bir de benim zeytin tenekesine benzettiğin ayakkabımın benzerini giymişsin. Hayır, alakası değil. Yok. Sen de neden benzettim biliyor musun? Çünkü bacakların çok ince olduğu için içinde böyle ne sallanıyordu. Güzel işte bacağın ince zeytin olması tenekesi güzel gibi şey. Geldi. Bacaklarını da çok hatta kullan. Marakas gibi böyle sallarsın ses çıkar ya. Sen de yürüdükçe sanki marakasmış gibi ses geldi. Ses çıkaramaz düşündüm. O yani ayakkabının ve ses çıkardığını ayağa benzettim. Değerek ilk kezdir duyuyor. Zaten ses çıkardığı için bunu Didem, söylemiyorum. Didem kabul et aynı şey mi giydin? Efendim aynısı aynı değil. Ama yeter. Aynısı değil. Bak. Aynısı tamam. Değil. Tamam. Hakkını verdik. Uzatma. Ay, niye giydin aynı şeyi? Bak tebrik ediyor. Onlar da ben de aynı o programı izledim. Tam 45 dakika sürdürmüşler. Aynı süreyi istiyorum diyorsun. Bir dakika başlatıyorum o zaman. Niye giydin? Bak ona da bakmış, vakit bile tutmuş. Niye bunlarca, giydin? Bak bir şey söyleyeceğim. Bütün program içerisinde sen kendi konuştuklarını... Gülşah müsaade eder misin? Sen kendi konuştuklarını program içerisinde bir tut. Oo. Kıyas kabul etmez. Soru soruyorum. Niye giydin aynı parçayı? Aynı parça dediğin... Sen de bir büyüklük yap. Daha güzel fotoğrafım yok muydu? Bak şapkası var tulum, ayakkabısı başka. Ana parça üstüne giymişsin. Ama sen aynı değil dedin mi elbise olarak? O da aynı değil sonra diyor. 6 hafta önce Sima lütfen. Sen fotoğrafın önüne geçebilir miyim? Tabii geç. Aynı şekilde dur hatta. Didem al. Ne olur al. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Ağladım. Çok. Şen kahkahalar yükseliyordu. Hadi Sima için biraz. Of God. Niye giydin Didem aynı parçayı? Şapkabım olmayacak ama. Ayaklarım koptu. Gel böyle ben de çekileyim.
Çantanı da sağ eline al. Gözlüğünü de sakla. Sima için poz veriyorum. İki yap şöyle de, iki yap. Çiğ. Evet. İşte benim stilim. Mutlu oldun mu Sima? Didem niye kıydı? Niye sorumun yanıtını arıyorum şu anda? Hala mı sorunun yanıtı? Yapma. Bak bir büyüklük yap, tamam. Niye giydin? Allah Allah. Sima'cığım bak, şimdi şakada güldük, eğlendik. Gayet de ağır başlı karşıladı kendisi fark ettiysen. Herhangi bir tartışma ortamı olmadan ne mutlu ki. Keyifli keyifli. Tamam, başka yoruma güldük, eğlendik. Geçelim. O yüzden uzatmayalım bence. O farklıydı, yok değildi ama çok farklıydı yani. Şu anda giydiğinle hiç aynısı değil. Ay avukatlığına geçmek istiyorlar ya, en küçük ayrıntılara i̇şte kadar iniyorlar. Bir an sanki onu kaçırdın zannettim, oraya da gitti. Tamam, trenç kotu. Tamamlandı. Tamam. Hep sen mi avukat olacaksın? Bence artık Didem gidebilir. Gidebilir miyim? Level completed. Bitti.